bir şekilde adalılar sanatı çok seviyor bir kere onu söyleyeyim. Yani kendileri tabii amatör olarak öyle ya da böyle ama mutlaka birileri bir kurslardan geçiyorlar. Yani öyle bizim gibi ciddi plastik sanatları eğitimi veren bir fakülte yoktu orada. Ama evet. Grafik bölümü vardı. Özel üniversitelerin böyle plastik sanatlara karşı çok fazla bir sempatisi yoktur. Yok, biliyorsunuz. Yani onlar evet. Çok fazla öğrencinin gelebileceği, öğrencinin ilgisini çekebileceği bölümleri açmak için uğraştılar. Ticari bir yoksa, kuruş sonuçta. Tabii. Onu ben demedim. Hocam ben diyorum çünkü tamam, onu ben demedim. Çok iyi ticari ama hocam para kazanacaklar tabii. Özel okul adı üstünde ama çok çok iyileri var. Şimdi ben çok detaylı yakında o üniversitesini bilemem. Siz daha iyi bilirsiniz. Ama sonuç olarak da tabii ki bir para kazanıyorlar yani. Özel okul adı üstünde. Ama bu parayı geri dönüştürüp iyi hocalar sizin gibi iyi imkanlar sağlayınca da çok iyi okullar oluyorlar. Yani ticari olmaları çok da hani bunu telaffuz etmek çok kötü bir şey değil. Doğru bir şey çünkü sonuçta. Evet hocam. Yani orada o iklimde orada benim... gerek benim oluşturduğum ve gerek var olan iklimle ilişkilerim neticesinde ben orada çok başarılı bir dönem geçirdim her ne anlamda. Ne güzel hocam yani değil mi çevre, böyle olması? Evet. Tabii yani işte yani Cumhurbaşkanımdan oradaki herhangi bir taksicisine kadar elim ulaşıyordu. Öyle bir şeyim vardı yani böyle çok güzel ağlar da kurmuştum ne kendime. Güzel. Ve o iklimden ben hocam, çok üret... şiveleri çok enteresan Kıbrıslıların. Evet. Azıcık şive iyi böyle kaptınız mı biraz? Ben çok seviyorum Kıbrıslıların şivelerini. Böyle arada paylaşımlar oluyor Facebook'ta. Böyle biraz şey yaptınız mı? Kaydı mı dil oradayken? Tabii siz üniversitedeydiniz ama hani böyle bir kulak dolgunluğu olmuştur belki. Yani konuşanın hemen Kıbrıs olup olmadığını anlayabilirim ama ben Kıbrıslı gibi konuşabilir miyim o biraz zor. Yani, tabii. Çünkü benim şeyim olmadı öyle bir direkt, yani İngiltere'de de İngilizler gibi konuşmak, onların şivesi gibi konuşmak gibi bir amacım da olmadı. Kıbrıs'ta da onlar gibi olmadı. Öyle bir şeyim olmadı benim. Bir de tabii üniversitedesiniz hani daha böyle halkın içinde bir iş olsa ve çok uzun kalınsa zaten o zaman ancak o şiveden biraz etkileniliyor. Yani çok olumlu etkileri oldu bu bölümün. Tabii. Değil mi tabii. Kıbrıs'ta? Tabii. Yani akademik ortamda önemli kazanımlar elde ettik orada. Onu ne söyleyebilirim. Ne müthiş. İşte orada iken yine orada ilk Lefkoşa'da açılan ilk dijital sergisi de yine benimdir. Onu ben orada açmıştım. Tabii. Yani ne o çok müthiş. Ya çok güzel bir şey. Yani alışverişimiz çok güzel oldu orada. Şahane. Aslında oradaki ortamla, oradaki iklimle çok güzel alışveriş yaptık. Hocam peki ilk insan kurduğu bir yerden ayrılırken herhalde bir şekilde insanın benim de öyle bir iki kurucusu olup da sonra ayrılıp daha sevdiğim başka bir yere geçtiğim dönemler oldu. İnsan böyle bir kötü hissedebiliyor kendini. Hani sanki evladınızı birine emanet ediyorsunuz gibi. Sizde de öyle bir duygu oldu mu ayrılırken? Ben oradan ayrılırken üniversitemizin kurucusu Sayın Suat Günsel bana bir plaket verdi. O benim için çok önemliydi. Birlikte bir kahve içtik onunla. O kahvenin hatırı devam ediyor. Aynı şahane. Ne güzel. Ve sizin oluşturduğunuz şekilde de değil mi yeni gelen yönetimde okulu daha da geliştirerek belki bölümü aynı şekilde götürüyorlar muhakkak ki. Muhakkak. Evet. Ben oradayken, üniversitedeyken yani Yakın Doğu'nun elemanıyken. Bakın Kıbrıs sizi çok özledi Sayın Hocam diyor. Nadir Çavuş sanırsam. Çok sağ olsun Nadir Hocam. Çok sağ ol. Yani şimdi ben izleyebildiğim kadarıyla tabii böyle geçiyor şeylerin. Ben de arada bakıyorum dikkatim dağılmasın diye. Bir şey cevap veremiyorum oraya. Yani hiç çok da şey yapmak da istemiyorum. Evet. Süre kısa. Arada bakıyoruz. Evet çok teşekkür ederim. Evet sağ olsunlar. Yani ben gerçekten keyif alıyorum orada. Eksik aslında ben size bir şeyde anımdan bahsedeyim. Mesela Kıbrıs'a ilişkin. Şu çok önemli bir şeydir. Ben şimdi şeyi anlatacaktım size. Kıbrıs'tayken ben Bangladeş'te yapılan Asya Sanat Bienali'ne jüri üyesi olarak gittim ben. Bu çok önemli bir şeydir. Türk sanat tarihinde demeyeyim ama yani o
Asya'da yapılan o Biennale'in tarihinde çok önemli bir şeydir. O benim de için doğal olarak çok önemli bir tabii şeydir. Tabii ki. Beş kişi vardı jüride. Üç tanesi dışarıdan, iki tanesi dışarıdandı. Onlardan bir tanesi de bendim. İki tanesi yerliydi. Dışarıdan gelen iki kişiden biri de bendim. Yani bu da benim için çok önemli. Tabii ki önemli bir şey. Tabii. Evet. Onu bile bir bölümde konuşabiliriz hocam, böyle bir neresi dediğiniz bir daha söyleyeyim. Bangladeş'te, Asya Sanat Bienali'nin yapıldığı tabii. Ya bir Bienal ne kadar insanın hayatında ciddi deneyim kazandırır. Evet, müthiş, çok yani, şahane şeyler yapmışsınız hocam. Ya vallahi ne güzel. Daha ne şimdi güzel sıra gelmiyor. Zamanımız azaldı çok ben. Zamandan da biraz sıkıntı. Yalnız Kıbrıs'a ilişkin bir şey söyleyeyim de öyle geçeyim. Bir anekdotum var. Tabii. Evet, 2019 Mart'ında biz oraya gittik Kıbrıs'a. Bizim bir çarşamba grubumuz vardı. Böyle çarşambaları akşamlar yemeğe çıktığımız bir grup vardı. İşte evet. İlkay Salihoğlu Hoca, Şenol Bektaş Hoca, Çetin Özen Hoca, ondan sonra Alper, Erdal Gürcay, Aykut, ondan sonra Arif Hoca falan, neyse. Gittiğimiz ne bir güzel, yer vardı. Anlıyoruz işte onları da. Tabii tabii. Evet. Şimdi bu akşam da belki görüşeceğiz onlarla. Yani şimdi erkenden aramayın. Tabii sonra görüşürüz. Sonra dedim. Şimdi kaçırdılarsa gittik bile hocam izlesinler, söyleyin. Hayır, arayacağım. Onlarla görüşeceğim. Süper. Tabii görüşeceğiz. Evet. Şimdi gittik. Bir gittiğimiz bir yer vardı. Bir meyhane vardı. Oranın sahibi, oturduk. İşte yiyoruz içiyoruz. Bir saat sonra falan adam geldi. Benim yanıma oturdu. Hocam dedi, hoş geldin, beş geldin falan. Evet. Ne var ne yok, ne yapıyorsun? Sana söylemezler ama dedi. Sen buradan gittiğinden beri dedi, buraya her geldiklerinde bu meyhaneye dedi, bu masaya senin için bir tabak koyar bu arkadaşların dedi. Ay ya. Ne tatlı. Ve her çarşamba biz onlarla toplandıklarında mutlaka bir görüşürüz biz onlarla. Öyle hocam, bir diyalog var Kıbrıs. Hocam biraz şive olmuş sizde. Şimdi Kıbrıs'ı anlatırken siz biraz Kıbrıslı gibi konuşuyorsunuz. Olsun ama bir şey hocam, ne müthiş bir şey, bakar mısınız? Tabii sizin için oraya bir tabak koyuyorlar. Vay tabii canına. Tabii tabii. Yani o benim için, benim için de çok, yani ben onur oldum. Şimdi bile böyle tüylerim diken diken oluyor. Sonra ya, onlar için bir şiir, ben Kıbrıs için bir şiir yazmıştım. Onu size de gönderdim. Onu okuyalım mı? Ne yapalım yani? Şimdi hocam, dijitale bile geçemedik de 15 dakika kaldı. Yerde biz ikinci bölümü yapacağız. Yaparız. Tamam. Bize bağlı yani. Okuyun hocam, ben çok aslında sevdim. Aslında bu şiiri de. Evet. Bu şiiri de aslında bu şey arada yapıyor. Yani bir dakika bekleyin. Şimdi hocam şiir yazıyor. Şiirlerinden kitap oluşmak üzere öyle çalışmaları var. Evet, evet. Ben bunları araya sokuşturayım. Evet. Bu arada birkaç kitabı var. En son yayınlanan kitap. Kendine hocam dersler. Göstereyim. Göstereyim. Şuradan göstereyim. Hocam, buradan ters görünüyor hocam, ama. Hocam biz bunu olsun Ankara'ya geldiğinizde bir de galeride bunun imza gününü yapalım. Tamam. Daha yakından tanıtalım. Bari kitapları tamam, söz etmiş olalım. Vakit tamam kalırsa siz daha detaylı anlatırsınız. Dolayısıyla tamam, şair yönü de olan hocam şimdi size Kıbrıs için yazdığı bir şiir okuyacak. Buyurun evet hocam. Kıbrıs evet için diye demeyelim onu. Demeyelim. Kıbrıs'ta sınırlandırmayalım ama. Anlayan peki öyle anlasın ya da nasıl anlasın anlasın. Ben öyle anladım valla. Herkes nasıl peki isterse öyle anlasın. Tabii tamam, tabii tabii. Evet. Bir şarkıdır yaşamak. Ne güzel şeyler yapmışım. Keyifle anacağım geride kalanları. Lefkoşa'yı, Girne'yi, beş parmakları. Tebessümler bırakmışım tarihime. Kağıttan, yağmurdan, kardan, kumdan, taştan. Güneşten, kalemden, çizgiden, renkten, kendimden. Güzel anıları aklıma, değerli insanları kalbime, başarıları da dosyama yazarak ne güzel şeyler yapmışım orada. Elbette büyüdüğüm topraklar sonra Ankara ama Kıbrıs'ın yeri farklıdır diğerlerinden. Çoğalırken gitmişim oraya, çok olmuşum. Hamdım, pişmiş, ben olmuşum ve adadan kopmuşum. Hem de öğrenmişim, sanatı kalplere serpmiş, insanları sevmiş, dostlar biriktirmişim. Artık dünyayı değil, kendimi değiştiriyorum. Atları ufuklara sürüyorum günden. Gölgeler kısalıyor, saatler azalıyor, biliyorum. İşte ben, rüzgara karışan nal seslerini duyuyorum. Dünden yarına koşan, yaşamak. Sen ne güzel şarkısın. Ay hocam ya, gerçekten çok güzel. Çok tabii, tabii samimi. Ben samimi olan şeyleri seviyorum. Teşekkür yani ederim. Yani ben bir şiir yazayım diye zorlama olduğu zaman zaten onlar da anlaşılıyor. Gerçekten çok güzel. Ve böylece kalbinizi biraz da Kıbrıs'ta bırakarak döndünüz. Hacettepe'ye geldiniz hocam. Ve Hacettepe'de
Hangi konumdayız Hacettepe'ye bu ikinci dönüşte? Hacettepe'ye girelim. Hacettepe'ye dekan olarak geldim. Aslında orada... bu arada hocam sizin TV programcılığınız, belgeselleriniz falan da var. Bunlar daha sonraki dönem mi yoksa bunlarla ikinci eş zamanlı dönem. Mı? İkinci dönem. Pekala. İkinci dönem. Siz nereden istiyorsanız oradan. Şimdi Hacettepe'ye bir gelelim çünkü Hacettepe'ye fazla konuşmadık. Evet. Hacettepe'deki dekanlığım döneminde Mustafa Salim Aklı hocamız var. Yine Hacettepe resim bölümünde bilirsiniz onu. Dekanlığı ben onunla beraber yaptım. Birlikte yaptık. O ben yani ben sağ ayaktıysam o da sol ayaktı. Yani biz öyle çalıştık onunla beraber. Tabii. Beraber çalıştık. Onunla beraber bakın şimdi 6 tane sempozyum kitabı yani 41 yayın yapmışız diyor. Ondan sonra 20 tane sergi kataloğu yapmışız. Vay canına. 6 tane hakemli dergi yayınlamışız. 3 tane retrospektif kitabı. Bunlardan bir tanesi de Mustafa Yadır. Devrim Erbil'in ve Toran Erol'un retrospektif sergisini yapmışız. 3 tane mezuniyet kataloğu yapmışız. Defakültemde 3 tane broşürünü yapmışız. Tanıtıcı broşürünü yapmışız. Hiç boş Mustafa Hoca'yla beraber. Tabii. Şimdi bu arada tabii Hacettepe'deyken ben bir sürü yine şeylerde bulundum. Yani uluslararası bağlantılar yaptık. Mesela ilk Maksabal etkinliğini seramik bölümü bizim dekanlığımız zamanında yaptı. Onların kapısını biz açtık. Biliyorsunuz onu çok şahane bir şekilde mutlular sürdürüyorlar şimdi. Tabii. Yani işte onu devam ettiriyorlar. O zaman ona o zamanki rektör Sayın Profesör Doktor Uğur Erdener'in desteğiyle benim de arkadaşlara desteğimle biz idari konuları çözdük, idari sorunları çözdük. Bu onun ikincisini yaptıktan sonra da ayrıldık oradan zaten. Yani o görevden ayrıldım. Hocam, sürdürüyorlar. Ben artık burada bu başarılı hocalık dönemleri sürdü ve siz sonunda biraz hızlandırmak zorundayım. 10 dakika kaldı. Siz Almanya'ya ne sebeple ve ne zaman gittiniz? Ya Almanya aslında biraz dinlenmek için geldim diyeyim ben. Yani bu kitaplarımı bitirdim. Ne zaman gittiniz? İşte Kıbrıs'tan resmi olarak 1 Mart 2018'de ayrıldım. Evet. Ama aynı zamanda 2018 1 Mart'ta ayrıldım. 18 Mart'ta da kadromu Ayvansaray Üniversitesi'ne aldım. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'ne. Evet. Ondan ve buradayım yani o zamandan beri de buradayım aşağı yukarı. Anladım. Şimdi Almanya'da, hocam burada... böyle çok başarılı gerçekten bir kariyeriniz, hocalığınız, üniversitelerde gerçekten çok önemli görevleriniz, etkileriniz oldu. Şimdi şu geldiğimiz noktada 10 dakikamız olduğu için ben sizin özellikle uzmanlık alanınız olduğu için bir dijital sanatı hiç olmazsa 5-10 dakika konuşmak, anlatmanızı istiyorum. Şimdi dijital sanat hocam resim sanatının bir dalı mıdır? Yoksa fotoğraf sanatının bir dalı mıdır? Yoksa bunu biz ayrı kendi başına ayrı bir sanat olarak nitelendireceğiz. Dijital sanatı. Çünkü gerçekten bu son dönemde çok gündemde ve bilmiyoruz hocam biz bu konunun detayını. Evet. Aslında sanat insanlık tarihinde insanla beraber seyahat eden bir kültürel mirastır. Biz sanatı böyle değerlendirelim. Ve bu süreç içerisinde bu insanın gelişmesi, insanlık tarihi boyunca sanatçılar hep değişik, farklı, yeni ve yaratıcı olanın peşine koşmuşlardır. Ki zaten özgünü yarattıklarında da sanatı yaratıyorlar demektir. Her sanatçı yine aynı şekilde kendi toplumunun sahip olduğu teknolojik olanakları da sonuna kadar kullanan insandır. Yani kimisi işte 200 yıldır yapılan belki yağlı boya, kanvas üzerine yağlı boya resim yapıyor. Kimisi belki sadece ışıklarla oynayıp çalışmalar yapıyor. O da yine farklı bir çalışmadır. Kimisi hareketli heykeller yapıyor. Kimisi çalışmasına hem müzik hem görüntü, hareketli görüntü de ekleyebiliyor. Evet. Şimdi siz bunları nasıl kategorize ederseniz edin. Bu size kalmış. Yani ille de şu sanattır ya da bu sanattır, sanat değildir diye demek aslında kategorize etmek güç bir şeydir onu. Evet. Sadece ben şu kadarını söyleyeyim. Ben bugün ne yapıyorum? Dijital görüntü üzerinde bilgisayarda çalıştıktan sonra onun çıktısını alıyorum. Çıktı aldıktan sonra üzerini tekrar boyamalar yapıyorum. Mesela arkamda gördüğünüz öyle fırça çok izleri hoş, görünsün. Çok güzel gözüküyor. Tabii görünsün, fırça izleri görünüyor arkamdaki resmi. Yani normal klasik ben fırça darbelerini kullanıyorum ben. Kullanıyorsunuz o dijital çıktığının üzerinde. Evet. Tabii şimdi bu tür yaptığım resimler
pek çok ülkede benim adımla pek çok ülkede var. En son 2018'deydi sanıyorum. Bosna Hersek'te Tarih Müzesi benim 4 tane çalışmamı koleksiyonuna aldı. Süper. Yine bir tane çalışmam onların Cumhurbaşkanlığı sarayında. Ne güzel hocam, değil mi? Pek çok sanatçının tabii eserlerinin böyle önemli noktalarda, önemli koleksiyonlarda olması. Evet. Evet. Ondan sonra en son 2019'da Ürdün'de bir çalıştaya katıldım. Oradaki çalışmalarım yine müzeye alındı. Yani bunların hepsi bu alanda ben öncülük yaptığımda bir alandır, onu da söyleyeyim. Yani ben kendi alanımda devam ediyorum. İşte 30 yılın ya da 40 yılın tabelacısı gibi bir resim yapmıyorum. Ben kendimi geliştiriyorum aynı zamanda tabii, da. Muhakkak. Yani dolayısıyla böyle bir kategorize etme zorunluluğu yok diyorsunuz. Yani öyle de sayılabilir, öyle de sayılabilir, böyle de sayılabilir. Dijital sanat. Siz canınız nereye istiyorsa oraya koyun mu demek lazım hocam? Canınız değil de kriterleri koyup da kriterlere göre yerleştirmek, sınıflandırmak lazım onlar. Yani kriter olmadan zaten sınıflandırma yapamazsın. Yapamayız. Mesela demin siz hocaların çağlardan bahsettiniz, kuşaklardan bahsettiniz ya. Evet. Onun gibi. Bunun da yani kriter koyarsanız o kritere göre bunu da mutlaka bir yere koyarsınız. Bakın diyor ki hala Kıbrıs'ta takılıyız. Kıbrıs'taki dostlarınız diyor sizi ve sevgili eşinizi çok ama çok seviyor diyor. Kim diyor? Nadire Çavuş, Nadire Hanım. Tamam. Evet, size böyle bir şey söyledi. Peki hocam. Şimdi koronaya 5 dakikadan biraz fazla zamanımız var. Var mı dijital sanatla ilgili? Tabii var da yani hani. Tabii şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki yani bu süreç içerisinde ben bir sergi açacağım. O Almanya'ya gelişini sordunuz da. Nerede açacaksınız sergiyi hocam? Burada Frankfurt'ta tabii yani. Evet. Çünkü henüz daha şey değil. Almanya'ya gelişimin nedenlerinden bir tanesi eşimin sayesinde ben buraya gelebildim. Onu da belirteyim yani. Yoksa ben buraya 3 ay gelip 3 ay sonra geri dönmem gerekirdi. Hocam tabii eşiniz de sanatla meşgul mü? Ben tanımıyorum kendisini. Yok. Şu anda Lufthansa'da çalışıyor. Evet. Tabii havaalanına çalışıyor. Anladım. Yani onun sayesinde geldim. Tabii ne çocuklarla da aileyi burada birleştirdik, bir araya getirdik aileyi. Çocuklar da mı orada? Tabii sonra tekrar dağıldılar. İşte kızım Berlin'de, bir oğlum Oxford'da master yapıyor. Öbürü burada şimdilik. İşte ona bakalım. 3 tane mi? Maşallah. Tabii. Onlarla uğraşıyoruz. Güzel hocam. Şimdi korona için. Evet, korona. Hocam koronadan sonra diyoruz. Korona bir gün bitecek. Tabii her şey çok yavaşladı. Galeriler hala çok tam açılmadı. Sanatçılar atölyelerindeler. Acaba sizce koronadan sonra sanat eğitimi, sanat piyasası ve sergiler ne olacak? Kalan zamanımızı da bununla geçirelim. Valla dünya henüz yani nereye doğru gittiğimizi henüz kimse çıkaramadı. Yani bir sürü komplo teorisi var. Ekonomik teori var, siyasi teori var. Başka bir tür mali teori, bir sürü teorisi var. Ama bunlar bir sürü kendisini netleştiremedi insanlar. Hani ilk çıktığında farklı şeyler konuşuluyordu. Mesela herkes Çin'e yükleniyordu. Artık şimdi kimse Çin'e yüklenmeyi bıraktı. Şimdi kimse yüklenmiyor şu anda. Ve Çin bu savaşı kazandı. Amerika'da ırkçılık hortladı. Ve Amerika çok büyük bir karışıklık içerisinde şu anda. Maalesef. Ve ekonomi bu çalkantılarla dünyanın gelecek siyasi yapısı nasıl olacak gibi bir şey sorarsanız bana çok da sosyal devlet anlayışıyla yönetilmeyeceğimizi düşünüyorum bundan sonrası. Hocam Almanya'da koronanın geldiği son durum nedir bu arada? Siz oradasınız. Almanya'da kapılar açıldı. Turistler gidip gelmeye başladılar ve şimdi gelen turistler nedeniyle biraz sıkıntılar oluşmaya başladı. Yani turist derken tabii Türkiye'ye gidenler değildi dedi. Yani dışarı çıkanlardan bahsediyorum. Ama genel olarak bir panik yok. Yani genel olarak bir panik yok. Her şey tamam. Yani sergileri yavaş okullar falan açık mı hocam? Açıldı, yani okullar açıldı ama geçen hafta açıldılar. Birkaç tanesi kapandı, birkaç tanesi online eğitime geçti. Henüz burası da tam net değil. Yani tam başa çıkabilmiş değiller. Evet, tam toparlanamadılar. Ama sanatçıların yapacağı tabii ki şimdi bu sanat sergilerle sanatçılar arasında kendilerine bir çıkış aradılar. Ya daha önce aynı listeye girememiş, işte Meriç'ten dışarıya çıkamamış pek çok sanatçının çalışması dijital sergilerle dışarı çıktı. Bu bunların bunların tanınırlığına bir fırsattır diye düşünüyorum. Katkı oldu değil mi? Evet. Tabii. Bu fırsatı iyi değerlendirebilecek olan insanlar da
gelecekte daha daha karlı çıkacaklar diye düşünüyorum. Çünkü benim evet. yapacağım mesela bir şey vardı, sergi vardı. Biri İtalya Alba, bir tanesi Frankfurt, bir tanesi de Ankara'da yapacağım bir sergi var. Üç ayaklı bir sergi vardı. Evet. Onu gerçekleştiremedim. Bu nedenle bekliyorum mesela. Yani bu durumda olan çok sanatçı ve bizler de galeri yöneticisi olarak söylüyorum. Biz mesela geçen sezonun hocam 4 sergisini yapamadık ve önümüzdeki sezonu erteledik. Hala evet. da belirsizliğimiz sürüyor. Yani biz normal bir açılış yapamıyoruz. Galeriye giren çıkan insan sayısını sınırlı tutuyoruz. Yapabilecek miyiz? Çünkü yeniden bazı sınırlamalar gelmeye başladı. Mesela bir evet. düğün var cuma akşamı. Düğünleri bir saate indirmişler. 65 yaş üstü ve 15 yaş altı katılmayacak düğünlere ve sadece bir saat sürecek diye. Böyle yavaş yavaş yeniden bazı sınırlamalar geliyor. Dolayısıyla da bir belirsizlik her bir donma mı oldu yoksa birbirimizi mi bekliyoruz hocam? Devam edelim. Ben sizi bekliyorum. Tamam. Benim söyleyeceklerim şimdi bu kadar. Evet. Tamam. Ben teşekkür ediyorum öncelikle beni davet ettiğiniz için. Ne demek hocam? Tabii ki şimdi bu korona nedeniyle 30 Ağustos Zafer Bayramı ertelendi gibi duruyor. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Kurtuluş Savaşımızın çok önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum. Onu belirteyim. Bir sergiyi anlatayım ben burada. Geçenlerde lütfen, burada bir sergiye gittim. Lütfen ben zaten 2 dakika kala tekrar uyaracağım. Buyurunuz lütfen. Tamam. Bir sergiye gittim. Yaklaşık işte 75-80 metrekarelik bir sergi. Pardon. Evet. 75-80 metrekarelik bir sergi salonu. Bu salonda tavanda 16 tane hoparlör var sadece. Duvarlarda hiçbir şey yok. Yerler beyaz bir halıyla kaplı. Bize girerken ayakkabılarımızı çıkarttılar, çoraplarla halıya bastık. Ve hoparlörde sadece diye bir ses geliyor. Hoparlör. Allah Allah. Ve bu bir sergi. Şimdi ben kendi bildiğim, öğrendiğim, bana öğretilenler ve benim öğrendiğim tüm sanat yöntemlerini, tüm sanat teorilerini ben yeniden gözden geçiyorum. Böyle ya bir ortamın içerisinde. Ben iyilik, sağlık falan deriz biz böyle bir şey görsek hocam. Ben onu demek istemedim ama tabii onu ben demek istemedim diyorum bakalım. Demedim değil ama demek istemedim. Ama tabii bu şeye böyle yani Batı'nın ikiyüzlülükle burada oradan Orta Doğu'dan ya da sorumlu bölgelerden seçtiği sanatçılara ki onların çoğu da Batı'da ikamet eden sanatçılardır. Onların siyasi kimlikle karşı tarafa bir muhalif iş yapmalarını sunmak için sanatı araç olarak kullanıyorlar. Bunu hep yapıyorlar. Yumuşak, dişil bir bu tepkidir aslında. Dişil bir yönlendirmedir aslında bunu yapmaları. Ben onun için evet. özellikle sanatçıyı ve sanatın şeyini, galerinin adını falan vermiyorum. Tabii nasıl arzu edersiniz? Bu mesela ama sonuçta şu var. Yani onu sanat diye burada sergilediler. Bakınız işte yani. Ondan bir öncekinde işte sanatçısı işte ben çocukluğumda orada demokrasi yoktu, insan hakları şöyleydi bilmem neydi. Fakirlik vardı, baskı vardı, diktatörlük vardı, süt bile içemiyordum diyerek işte süt şişelerin o günlük bizim plastik süt şişeleri var ya. Evet. Onlar 2 metre boyunda böyle nedir o plexiglas dökümlerini yapmış. Aynı galeri onu sergiledi. Bakın 8 tane, ne kadar 8 tanesini yan yana koydu, onu sergiledi. Niye kullandığı? Bir dakikamız işte kaldı. Yani sanat aslında evet. edilgen bir araç olarak yaşamını güzel, hayatı güzelleştirmeye çalışıyor ama edilgen bir araç olarak da böyle sorunlarla iç içe yaşıyor. Yaşıyoruz hocam. Çok evet. teşekkür ediyorum. Gerçekten çok renkli. Hem sizin vallahi daha kitabı konuşmadık. Konuşmadık. İkinci bölüm yapalım. Benim bazı tamam. sözlerim var. Sizinle de ikinci bölüm yapalım. Söz araya tamam. biraz zaman koyup çok veda tamam. zamanı. Çok teşekkür tamam. ediyorum. Ben teşekkür ederim. Için, beni kırmadığınız için siz de buyurunuz veda edebilirsiniz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Mesajları pek okuyamadım ben. Okuyabildiğim kadarıyla kusurumuza çok hoşuma bakmasın. Da gitti ama kusurumuza bakmasın arkadaşlar lütfen. Hocalarım, evet. arkadaşlarım oradan değerli.
Evet. Onlara ben özelden de yazarım ben onlara. Dönerim evet. Büyük olasılıkla. Çok teşekkür ederim ben. Hoşça kalın. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Ankara'ya, Türkiye'ye selamlar. Hoşçakalın.